NBA! Evet, hoş geldiniz. Haftanın gündem videosunda beraberiz. Geçen hafta Golden State Warriors analizi geldi. Gündem zayıftı. O yüzden analize yoğunlaştım biraz. İlerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda da maç analizlerimiz gelecek. Postmortem videoları da yine gelecek. Takipte kalın. Bu hafta peki ne var? E, bu hafta aslında benim birazcık oyuncuların söylemlerinden, işte Lillard'ın, Draymond Green'in, özellikle de yorumcularla ilgili, e, seyircilerin talepleriyle ilgili hatta üzerine Zeklov'un Doncic'le ilgili söyledikleriyle ilgili biraz yarattığım gündem üzerinden konuşacağız. Takım olarak da Dallas Mavericks'i konuşacağız bugün. Önce hemen bir All-Star oylamasına ufak bir değinmek istiyorum. İkinci tur oyları da geldi. Şu anda işte Batı'da LeBron James, Nikola Jokic ve Kawhi Leonard frontcourt'ta ilk 3 sıra. Guard'larda Curry, Doncic ve Lillard ilk 3 sıralar. Batı'da ise Kevin Durant, Antetokounmpo, Embiid ilk üst sırayı aldılar. E, front court'ta guardlarda ise Bill, Irving, Harden ve dördüncü sırada Jalen Brown var. Yani oylama aslında aşağı yukarı beklendiği gibi gidiyor ama benim e, kendi tercihlerimden yola çıkıp ufak birkaç oyuncuya değinmek, değinmek istiyorum. Özellikle bu sene All Star olmayı hak edebilecek hatta belki de hak edecek seviyeye şimdiden gelmiş birkaç isim var. Bunlardan biri de bence Doğu gardlarında Jalen Brown yani bu sene bastına verdikleri çok önemli. Şu an 1 milyon 62 bin oydu. Harden'ın bir adım gerisinde. O da 1.800'de. Onun üstünde Kyrie Irving var 2.1 milyon. Bradley Bill'de 2.5 milyon ki Bradley Bill zaten net hak etti bu sene. Onda tartışacak bir şey yok ama oylama artı işte hani e, bunlar seyirci oyları işte basındı ve diğer oylar da geldiğinde muhtemelen hani Bill Irving ikilisi muhtemelen önde kalıp ilk 5 başlayacaklar ama kesinlikle Jaylen Brown da burayı hak ediyordu ki ben kendi oylamamı aldım. Peki Doğu'nun front court'unda ekstra birisi var mı? Yok, burada aslında Durant, Yanis ve Embiid ne hak ediyorlar. Evet Durant'ın kaçırdığı maçlar oldu ama şu anda zaten Brooklyn için ne kadar değerli olduğu her oynamadığı maçta bence daha da fazla anlaşılıyor. Orada da 3. sıradan sonra yani Embiid'den sonraki Embiid de bu sene muazzam. Tatum, Butler ve Adebayo geliyor. Burada ilginç bir isim var aslında. Aşağı sıralarda daha e, takımı içinde değeri olarak Hakedin eden isimlerden isimlerden biri bence kesinlikle Sabonis. Ama tabii o ilgi çekici olmayan basketboluyla oldukça aşağılarda kalmış. Batıda ise LeBron James, Jokic, Kawhi üçlüsünü geçtiğimizden sonra bence kesinlikle ilk 5 olması gerekiyor. Yani buradan hani kimden vazgeçerim? Ben açıkçası Kawhi'yi dışarıda bırakabilirim. LeBron James ve Jokic'i aldıktan sonra Davis'i, dördüncü sıradaki Davis'i ilk beş olması bence birçok açıdan, değerini de anlaşılma açısından bence değerli. Şu an artık ligde Davis'e karşı yapabileceğini çözebilen takımların şampiyonluk şansı var. O kadar da kritik bir oyuncu bence. Onun dışında aşağıda Christian Wood var. Şanssız bir sakatlık geçirdi. Allah'tan çok ciddiydi, çok korkuldu. Maçta çok daha ciddi olduğu düşünüldü ama Ucuz atlattı bilek burkulmasıyla. Muhtemelen bir ay içinde ya da üç hafta içinde de dönmesi bekleniyor. Guardlar tarafında tabii Curry ve Doncic çok ağır basıyor burada ama yine de Curry kadar Donch için e, yüzdeler olarak o kadar ağır basmadığını söyleyebilirim ki. Çok Doncic sever biri olarak. Burada hani Lillard ve Mitchell'ın, iki eksik takımla, çevresindeki eksik takımla ve Donovan Mitchell'ın inanılmaz yüzdelerle oynamasını e, göz ardı etmemek lazım. İkisi de e, ilk beşi hak eden oyuncular ama herhalde orada Curry ve Doncic belki Lillard e, bir adım öne geçip diğer oylarla beraber ilk 5 alabilir. Tabi burada Jay Morant'ın puanı ilginç. E, 437 puan diyor. Vardı oylaması ilginç. 437 bin oyla beşinci sırada. Kesinlikle bu sene oraya hak eden bir oyun değil. Bu onun altında kalma sahip e, hatta çok e, saçma. Ama daha da ilginci burada Clay Thompson'ın aldığı oylar gönül oyları Clay Thompson'a gitmiş ve 225 bin oy almış durumda ki 10. sırada Alex Caruso var o da 214 bin oyda. Evet All Star konusu böyle e, hızlıca değindim aslında çok hani üzerine konuşacak bir şey yok. Puanlar, oylamalar notlamalar her sene gelir gider bizim için önemli olan bizim için de değil oyuncu için önemli olan burada kontratlarına etki edecek konular All Star olup biz de işte e, yıllardır ya birazcık iyi bir All-Star maçı olsa da izlesek diyor bu sene hani zaten işler karışık nasıl olacağı da inanılmaz netleşmedi. Eğer ki maç olmazsa bile oyuncuların All-Star yazılması demin de söylediğim gibi kontratları açısından önemli. Şimdi ana konularımıza gelelim. Ana konulardan biri demin Lillard dedik. Aslında hem Lillard'ın hem de Draymond Green'in açıklamaları var. Önce aslında Draymond Green'den başlayalım Lillard çünkü daha sonra açıklama yaptı. Draymond Green'in açıklaması 9 Ocak'tan. Aslında şöyle çıktı bu açıklama e, gazetecilerden basından biri ya işte biz e, bu özet videolarında hep fancy pozisyonlar görüyoruz. İşte smaçlar inanılmaz asistler böyle topun 10 kere döndü inanılmaz boş bir şutun çıktı ya da hızlı hücum sonunda inanılmaz bir e, bitirişin olduğu pozisyonları görüyoruz. Ama işte siz Toronto'yu yenerken ki sanırım o dönem Toronto maçıydı o son topta bir önceki yani geçen hafta attım Golden State videosunda o pozisyonu da aldım izleyebilirsiniz videonun en sonunda. Geçen sene Boston'ın e, Toronto serisinde 3. maçta durduramadığı pozisyonu Draymond Green önderli Golden State'in ne kadar iyi durdurduğunu orada anlattım. Burada da işte basından bir temsilci e, işte bu neden savunma peki bu fancy pozisyonlardan sayılmıyor neden iyi savunma yani sadece hani, yani blok görüyoruz İnanılmaz inanılmaz bir fantastik bir blok ya da Hani olursa ki e, çok epik bir top çalma vesaire maksimum olabilecek bu. Neden görmüyoruz? Burada da Durant birazcık konuyu şuna getirdi. İnsanlar basketbolu bilmiyor. Hatta insanlardan da çok burada biraz e, derdi. Kendini yorumcu zannedenler, kendini analist zannedenler gibi bir tanıma getirdi. E, i̇zlemiyorlar, bilmiyorlar, öğrenmekte de istemiyorlar dedi. Bu ciddi bir iddia. Ben bunu ile ilgili çok konuştum. Zamanında da biz ikili oyun podcast'i yaparken de bazen konuşuyorduk. Kendi yayınlarımda da bazen konuşuyorum. Özellikle de son 3-4 yıldır işte hani yorumculuğa başlayan biri olarak hep buna dikkat etmeye çalıştım ki hani geçmiş aslında yorumculuk için çok önemliyken bir o kadar da e, önemsiz olabiliyor. Çünkü sadece geçmişinizde de yapamazsınız bu işi. Yani basketbol oynamış olmanız, koçluk yapmış olmanız ki bunların hepsini yapmış olmama rağmen Hiçbir maçı, ya bir yorumlayacağım hiçbir maçı, hiçbir oyuncuyu asla ve asla son durumunu görmeden, sezon başında ne durumdaydı görmeden, belli bir örnek havuzu oluşturmadan belki belli dönemlerden birkaç maç seçip ya da üst üste oynadığı maçlar içerisindeki stabilitesini görmek, genel takımı değerlendirmek, tabi bunları yaparken oradaki psikolojiyi anlayabilmek, koçun bakışını anlayabilmek bunların hepsi bir artı aslında. Yapacağınız yorumu şekillendiren, çeşitlendiren, insanlara farklı noktalardan bilgiler veren artılar. Bunları eklediğiniz zaman yorumunuz, analiziniz daha doğru ve daha geçerli olmaya başlıyor. İzleyici, dinleyici için de daha mantıklı olmaya başlıyor. Çünkü bir parça alır, onu destekleyecek atıyorum bir istatistikten bahsetmezseniz ya da sadece bir istatistikten bahseder bunun sağdaki yansımasından bahsetmezseniz bu iş boka sarıyor ve kimse bir şey anlamıyor ve herkes sabit ...seçilmiş benzer yorumları... ...işte Draymond Green'in bahsettiği yorumcular gibi... ...yorumcular gibi yorumculardan gelen yorumları toparlıyorlar... ...ve bunu bütün sene pazarlıyorlar... ...işte savunma şöyle, NBA'de savunma böyle... ...hücum zaten herkes atıyor... ...işte bunlar klasik geyikler artık... ...herkes üçlük atıyor, herkes bilmem ne yapıyor... ...savunmada kimse sallamıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor... ...yani Draymond Green gibi işte bu işin savunma tarafının özellikle kritik isimlerinden biri de bunu söyleyince bu konu biraz da gündeme geldi. Ya tabii savunmalardan hep bahsediliyor ama savunma konusunda da aslında savunma konusunu da hücum konusu kadar kompleks bir konu. Yani sadece rakibinizin önünde durdunuz. İşte pick and roll'e switch yaptınız yapmadınız. Ya da işte köşe üçüne yetiştiniz yetişemediniz. Gerçekten bunlar değil. Yani saha içindeki komplike savunma yapısı 5 oyuncunun da ...birbiriyle hareket edebilmesini sağladığınız zaman mümkün. Yani hücum gibi aslında. Yani bir topun konumu önemli. Topsuz taraftaki oyuncuların konumu önemli. Ee, oyunun hızı önemli. Geçiş hücumunda mıyız? Hızlı hücumda mıyız? Kim kimi tutuyor? Geçişte adam paylaşım yapabiliyor muyuz? Screendeki tercihlerimiz her zaman sabit mi olmalı? Artık dikkat ederseniz... yani şu çok konuşuyor ya işte switch yapılıyor... ...mismatch tamam oradan gidiyorlar artık NBA böyle... Ya yani şu bakarsanız maçların maçın başındaki pick and roll oyunundaki savunma tercihi de sonundaki bile farklı. Çünkü maçın stresi artıyor. Top kullanım değeri artıyor. Çok dikkat etmeniz lazım. Baskı artıyor. Savunma adrenalin olarak yükseliyor düşük başladıysa bile. Burada bile stratejiniz değişebilir. Sabit bir şey tutmanız çok zor. O yüzden hep hibrit. Yani koçlar o anda atıyorum maçın başında olmayan ama ikinci yarıda mecburen belki oyuna soktu ve ondan form aldığı, iyi bir oyun aldığı oyuncu da oyun sonu tutmak zorunda kalıp ona göre bile bir tercih değiştirebilir. Ve bu tercihleri sezon başında belirlediği stratejilere bağlı olmak zorunda değil. O anda yeşerttiği, o anda fark ettiği stratejiler de olabilir. İşte Draymond Green aslında e, oyunu bilmiyorlar ve bu yüzden de çok da daha basit şeylerle uğraşıyorlar biraz da buna işte sinirimiz bozuluyor tarzı yorumu buradan geliyor haklı çok haklı bunların peki videolarda gösterilmemesi mi asıl neden yoksa yorumcular mı yani burada bu konu kritik biraz da belki de çuvaldızı da batırmak lazım ha ben çok tercih etmiyorum yani bugün izlenme sayıları ortada yani benden öyle klişe bir başlık saçma sapan bir clickbait ya da işte sırf eğlence olsun diye içerik göremezsiniz. Bol bol gev gev yaptım, uzun uzun konuştum. canınızın sıkıldığı, belki de size çok sıkıcı ritimsiz temposuz gelen videolar ki ben burada kendimi konuşurken böyle şey gibi hissediyorum. Abi işte enerjik oldu video falan. Ama aslında şöyle dedim. Abi işte öyle oldu, öyle oldu. Yani biraz bu, bu sizin e, taleplerinizle ve zevklerinizle ilgili. Buna tabi benim yapabileceğim bir şey yok ama benim sunduğum bu tarzıyla ben devam ediyorum. O yüzden de Dreamland Green'de belki de biraz daha empati kurabildim. Çünkü bugün Amerika'da bile, Türkiye'de bile çok popüler kanallarda bile maalesef konu buna kayıyor. Daha basit konuşalım, seyircinin kafası karışmasın. daha genel geçer bahsedelim. hatta yani yorumcular ta sezon başında belli şeyleri sabitleyip uzun süre onlarla gidip çünkü hani her maçı da izleyemezler bak bunu da anlıyorum. Zaten o yüzden NBA'de belli takımlara odaklanan yorumcular daha değerli geliyor bana. Çünkü o artık orada zaten her maçı izliyor. Oyuncuları tanıyor, koçları tanıyor, idman tesisine gidiyor. Biliyor da biliyor yani. Ve o odak çok daha iyi bir şey. Mesela ben de burada her hafta bir takımdan bahsedeceksem o takıma odaklanmak istiyorum. Yani size bugün çıkıp beş takımdan da bahsedelim. Mesela bugün Kings'ten konuşabilirdik. Kings'in işte 4'e 0, 5'e 0 yapmasını. Abi Kings çok formda tabii işte Buddy Yield abi. İşte Fox inanılmaz oynuyor. Assistler inanılmaz abi. inanılmaz gidiyor. Çok hızlı abi adam. Sıkardım bir şeyler. Ve muhtemelen siz de Sacramento izlemediğiniz için aa doğru lan adam doğru diyor derdiniz. Ama almadım. Çünkü Sacramento'ya odaklandığım bir hafta olmadı. Son maçlarını henüz izlemedim. Ya izlemeden de üfürmek bana mantıklı gelmiyor. O yüzden Draymond Green burada haklı. Hatta bunun üzerine de Hani savunma zaten ön plana çıkmıyor. İzlenmiyor. Ee, biz bunu şeylere de e, özetlere de koymuyoruz. Peki nasıl çözeceğiz diyor burada yine basından basından bu soruyu soran kişi. Yani burada aslında yine Draymond Green doğru bir şey söylüyor. Ya yani oyunu bilip bilmemeyi fark etmemiz lazım. Önce burada yorum yapanların ya da işte hani pro yorum yapanlardan bahsediyorum burada. Kimse yanlış anlamasın. Twitter'da Kişisel alanda tweet atanlardan bahsetmiyorum. Yani beni de kendimi de bu gruba dahil ediyorum. Çünkü sonuçta bir emek harcanıyor. Bir efor sarf ediliyor. Geçmiş işte 25-30 yıllık NBA izleme deneyimi ortaya konuyor. Ee, orada işte koçluk deneyimi, işte oyunculukta yaşadıklarımız yıllardır maçları izlerken yaptığımız analizler devreye giriyor. Bir şey ortaya koymaya çalışıyorsun. Yani kendimi o açıdan evet, bu işten inanılmaz paralar kazanmıyorum. Bugün hani Twitch'ten, YouTube'dan kazandığım para herhalde profesyonel bir yorumcunun çok 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 altındadır. Ama kendim bu şekilde konumlandırıp bu işi ciddiye alıyorum. Peki bu işten ciddi paralar kazananlar, bu işi yıllardır yapanlar neden kendini geliştirmiyor konusu burada devreye giriyor. Draymond Green de burada dediği çok doğru. Önce bu kişilerin zaten basketbolu bilmediğini ve neyi bilmediğini kabul edip anlaması lazım. Ya bu bizde çok kabul edilen ve anlaşılan bir şey değil. Ee, yani argümanlar üzerinden çünkü konuşmuyoruz. Yani sahada benim mesela yine analizleri yapma nedenim bu. Size sahada göstermek. Yani sahada belli şeyleri gösterdiğim zaman daha ikna edici, daha akılcı olacağını düşünüyorum. Ama birçok e, yorumcu bunu tercih etmiyor. Genel geçer konuşmaktan e, ve seyirciyi fazla yormamaktan hoşlanıyorlar ya da böyle tercih ediyorlar. Ama birisi de onlara söylediğinde ya sen bu oyunu galiba bilmiyorsun dediğinde inanılmaz tepkiler çıkıyor. Çünkü burada da İğneyi de size batıracağım sevgili sevgili Çünkü sizde e, şu kabullenilmişlik var. Abi işte o bizim abimiz. Be. Çok iyi adam abi. Tamam olabilir ya. İzlemiyor da olabilir ama çok seviyoruz. Çünkü çok tatlı adam. Bana da yapmayın bak bunu. Yani bu bu çok büyük bir yanlış. Yani burada aslında sizin eleştiriler olmanız. Ya abi böyle diyorsun da bak ben şöyle bir şey gördüm. Şöyle bir pozisyon var. Buna ne diyorsun? Yani orada mesela şu cevap şöyle olmuyor. Ya ben bunu izle izlemedim izleyip yorum yapayım ya da e, izlemediğini belli edecek şekilde kötü bir yorum da size dönebilir. Yanlış bir cevapla da, da dönebilir tabii. Bunlar artık orada yorumcunun vereceği kararlar. E, ne yapacaksa ya da sizi engelleyebilir bilmiyorum. Ya burada da iğneyi kendinize batırmanız lazım. Yorumcuların her dediğini, her yaptığını e, özellikle de biraz seçerek bakmanız lazım. O maçlardan ayıklayıp alınan pozisyonlar bile bazen bütünü anlatmaz. Yani siz dersiniz gibi atıyorum son topta bir oyuncu inanılmaz bir savunma hatası yapmıştır. Ki Zek Lover örneği vereceğim birazdan bence çok kötü bir yorum yaptı geçen hafta. Çok kötü bir savunma yapmıştır oyuncu onu görürsünüz. Aa dersiniz ne kötü savunmacı ya bunun olmaz. Halbuki ama 35 dakika adam kıçını yırtmış. İnanılmaz savunma yapmış artık yorulmuş sonunda olmamış yani. Becerememiş yetememiş bu da olabilir. Bunu göremezsiniz ama işte bu. Siz göreceğiniz zaman ya da size bu güveni veren yorumculardan aldığınız zaman Draymond Green'in e, yorumları da hedefini bulmuş olacak. Ki bunun üzerine Draymond Lillard da geçtiğimiz hafta o da benzer bir açıklama yaptı. O da dedi ki ya yani kimse maçları izlemiyor. <laughs> <laughs> ya yani biraz daha genel söyleden Draymond Green savunmanın fancy olmaması yani savunmanın ilgi çekici, değerli böyle dikkat çekici, insanlar hoş gelen e, görüntülerin parçası olmamasından bahsederken Lillard da kimsenin maç izlemediğinden ve genel geçer konuştuğundan bahsetti. Ee, burada basında da aslında destek buldu. Hatta bazı işte Alex Kennedy gibi bazı yorumcular da kendisine destek verdi. Ee, ya evet izlemeyenler çok, yetişemeyenler çok falan gibi destekler oldu. Artı işte bu da şeye neden oluyor. Şimdi burada bir yanlış bilgi çıkıyor ve biraz popülerseniz bu yanlış bilgi, bunu yine genel söylüyorum. Sadece Türkiye özelinde değil, Türkiye global, Avrupa neresi olursa. yanlış bilgi yuvarlanarak yayılmaya başlıyor ve herkes onu benimsiyor. Bu sefer oyuncu ya siz mesela ben burada onun doğrusunu anlatmaya çalışırken ben küfürüyorum ki hatta işte daha bu senenin başlarında oldu. bu. Ee, Garinari konusu işte Garinari 5 numarada aslında fayda olabilecek bir oyuncu dedim. İnanılmaz eksözlükte falan. Ne diyorsun ne Garinari 5'i falan Halbuki Golden State Golden State State'de oynadıkları Clippers serisini izleselerdi 2 sene önceki orada ne kadar e, faydalı olduğunu, 4-5 o geçişken savunma sistemine ne kadar faydalı olduğunu insanlar görecekti ama kimse izlemediği için ben küfür yemiş oldum. Ha benim için önemli mi? Değil. Ama işte bu yanlış bilginin hatta o seneki Portland'ın batı finaline çıkarken savunma istatistiklerine bakılması gerektiğini, rating, savunma ratingi olarak, savunma yapısı olarak, yardım savunması olarak, Lillard'ın savunma performansı olarak ne kadar iyi olduğundan bahsederken, ki bakın bunu istatistikler olarak söylemiyorum sadece, sahada görünen olarak söylüyorum. O sene batı finalini gördüler uzun bir aradan sonra. Bunun en önemli nedenlerinden biri yıllardır yapamadıkları o savunma istikrarını bulmalarıydı. Bunu söylediğimizde de küfür oluyor. Ya da işte hemen böyle ne savunması abi yırt. İşte logodan üçlük atıyor. Belirdim mi ne savunması falan. Arkadaşlar konu sadece savunma ve hücumda değil. Zaten Lillard'ın hücumda da etkili olabilmesinin nedeni o iyi savunmaydı. Rakipleri zorlamasıydı. Çünkü şu toplamda unutuluyor. Siz ne kadar yoğun oynarsanız, ne kadar rakibi yıpratarak oynarsanız 48 dakikanın o en kritik 3 dakikasında rakibi olabileceği en düşük noktaya getirirsiniz. Koçlar da bunu ister. Oyuncu bunu çok farkında değil ama koç bunu ister. Yani ben tak rakibi olabilecek artık minimum noktaya getireyim. Ama bunun için de güçlü kalmam lazım. Benim de fizik olarak, savunma olarak, hücumdaki ritim, tempo ayarı olarak çok iyi durumda olmam lazım. Bunu planlarlar. E şimdi sen bu bütüne bakmadığın zaman evet Golden State Lillard logodan üçlük atıyor. Okey bunun için de finale çıktı. Hayır. Okey değil bu. Okay. İlk kısmı okeydi sadece. Ya o yüzden hani genele bakmak burada Lillard da çok haklı ki Lillard'ın e, kendisi de özellikle kendi takımı da kendi takım arkadaşları da, kendi sorunlarını tespit ederken bunların üzerine düşüyorlar. Ki bu sene sakatlıklar oldu ama şimdi işte Covington hamlesi e, böyle bir hamleydi. İşte Derek Jones hamlesi böyle bir hamleydi. Daha olan biz savunmaya ne katabiliriz hamleleriydi. E buradan da anlıyorsun yani en azından takımlar bunların farkındalar. Seyirciler çok farkında değil. Yorumcular da bu konuda asla ve asla onlara destek olmuyorlar. Bu da oyuncular işte lidert gibi oyuncuları da delirtiyor. Haklı. Tabi buradan da aslında biraz da Dallas konusuna geçerken hani Zeklav'a değineceğim. Zeklav da aslında çok popüler yorumculardan biri. Hemen bir parantez açayım. Ben bu yayınlara hazırlanırken Amerikan ya da Türk ya da başka bir dildeki podcast'i, videoyu izlemiyorum. Çünkü burada şöyle bir ritüelim var. O yorumlardan etkilenebilirim. Ha, haber kaynaklarına bakıyorum tabii ki. Yani haber yorum karışabiliyor bazen ama şu benim erişemeyeceğim bir dünya. Yani ben burada Amerika'da bir takımın içinde ne olduğunu hayatta erişemem. Böyle bir erişim olamaz yani. Hiç kimsenin de olamaz. Ama hani o haberleri almanın dışında yorumları özellikle girmiyorum ki etkilenmeyeyim. Çünkü insansınız ve insanız, insanım etkilenebiliriz. Yorumlarımı etkileyebilir. Sonra şunu düşün. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kesişti ulan dur şimdi bir dakika insanlarda yanlış anlayabilir diyebiliyorum. Ha şu anda bile kesişiyor olabilir belirli yorumlar. Mesela geçen şöyle bir yorum geldi işte Mehmet Demirkol'un da oyuncuların ikna edilmesi konusundan bahsettiğini söylemiş sanırım. Yani Mehmet Demirkol'u o kadar uzun süredir dinlemiyorum ki yani eskiden çok dinlerdim. 10 sene önce 15 sene önce. Futboldan da uzaklaştığım için aslında biraz dinlemiyorum artık. Ama bu kesişim olduğu için de bir yandan da mutlu oldum. Demek ki Burada gerçekten kafa yoran hani futbol, basketbol olmayan spor olarak bu işe kafa yoran bir yorumcu var. ve Benzer bir yorum oluşmuş. Güzel. Olabilir. Denk de gelebilir o tabii. Ama işte mesela işte Lowe'un yorumuna dönersek. O da şundan bahsetti. ki Buradan da Dallas'a geçeceğim. Bu genel basketbol ve birip bilmeme yorumculuk konusundan ya da savunmanın izlenebilir olması konusundan. Zekalo dedi ki Doncic çok söyleniyor. Belki de Doncic bugün NBA'in e, en çok söylenen oyuncularından biri geldi. İlk günden beri söyleniyor. Artı aynı zamanda da e, takımı savunma olarak özellikle geri koşma konusunda düşürüyor. Bunlar konusunda çok söylendi. E, i̇şte takımı bozdu. E, zaten oyuna da yansıyor. Şöyle oldu böyle gibi bir genel bir yorum yaptı. Şimdi bu yoruma baktığımızda aslında evet, ki ben de hakem konuşun konusunda sahada konuşan, söylenen devamlı oraya oynamaya çalışan e, oyuncudan çok az etmem. Ki Doğan Çiç'i ne kadar sevsem de bu konudaki eleştirinin bak hani hakemle konuşmanın söylenmenin konusundaki e, yoruma katılıyorum. Yani buraya kadar doğru. Bu benim de sevdiğim bir şey. Ben hep oyunda kalmayı tercih ederim. Ama NBA'in Geldiği şu noktada hani yıldız oyuncu baskısının sahada hissedilmesi ya da işte e, koçun hakem üzerinde psikolojik bir e, baskı oluşturması. Çünkü hakemler de özellikle NBA ortamında zaten çok hata yapıyorlar ve rakipler, e, rakibiniz de siz de o yüzden bu hata yapan hakemi yanınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Onu daha çok baskı altına alarak işte bak demin ona yaptı, bana yapmadın şimdi bana yapmalısın tarzı yani ya da oyuncu işte bak ben yıldız oyuncuyum benim üzerime geliyorlar bunu anla bunu gör bak kaçırıyorsun ha bir sonrakinde hakem evet deyip psikolojik olarak belki öyle daha dikkatli bakacak bir pozisyon hani göremeyeceği bir pozisyonu görecek belki de hani ekstra bir faal çalmayacak doğru olanı çalacak ama görecek çünkü göremiyor ki bu sene de e, biraz şeye de baktım NBA hakemlerindeki değişikliklere genç hakem çok değişik hakemler geldi Özellikle G League'den, NCAA'den G League'e geçip yeni hakemler gelmiş. Umarım uzun vadede bu hakemler toparlanacak. Neyse buradaki parantezi kapatırsam. Dediğim gibi X bir oyuncunun hakemle konuşması benim için de hiç hoş bir şey değil. Ama Zeklav'ın Doncic bunu yapıyor ve takıma zarar veriyor. Tespit o kadar yanlış ki. Yani bugün yıllardır işte LeBron James'in playofflardaki söylemleri maç içindeki en basit pozisyonlarda bile. Ya da işte Kavay'ın Kavay'ın bile yani her drive'ından sonra artık hakeme bir bakış atması. Kyle Lowry'nin yıllardır inanılmaz söylenmesi. Playoff'lara geçen sene gör, görmüşsünüz. Devamlı çıldırır. Ya çok örnek var. Ya yıldız oyuncularda da bu çok örnek var. geçmişten zaten çok örnek var. Bu normal bir şey. Çünkü zaten biraz oyunculardan da bu isteniyor. Ya sen yıldızsan sahada yıldız ağırlığını koyman lazım psikolojik olarak rakibi de biraz yorman lazım ki Doncic geçen sene playofflarda Clippers serisini hatırlayın özellikle Morris'in ona yaptıkları. Çünkü Doncic'in bence şu çok anlaşılmıyor. Kilolarından falan bahsedildi de bugün Doncic sahada izlediğinizde ne kadar güçlü olduğunu anlayamıyorsunuz. Ee, anlayamıyorsunuz derken yani şey olarak demiyorum yanlış olmasın. Hani siz anlamıyorsunuz anlamı değil. Yani hissedilmiyor anlamında. Halbuki Doncic çok güçlü. Yani o darbeleri alıp devamlı içeride hem far kovalıyor hem dengeli çünkü hep fiziksel temasla hafif fiziksel temas ilk adımlama sonrası fiziksel temasla o dengesiz işte floaterlar turnikeler geri çekilerek bıraktığı tek eller falan bunları dengeli çok dengeli atabilmesi neden çok güçlü olması çünkü bir amacı var çok yükseğe sıçrayamadığı için ama fiziği 2 0, 2 -0 -2 bir oyuncu kalın ee, belki inanılmaz sıçrayamıyor dike ya da inanılmaz hızlı sizi geçip gidemiyor ama devamlı mesafeyi açacak sabrı ve zekası olduğu için de hep onun üzerine gidiyor. Yani e, Draymond Green'in yine bir açıklaması var. Doncic bu lige gelirken çok kolay sayı atabileceğini söylemişti diye. İşte bu yüzden atabiliyor aslında. Çünkü birebir kalma ihtimal daha yüksek. E, Euroleague'deki gibi şutör sayısı ya da derece sayısı düşük olduğu için savunmaların gömülme oranı daha çok artıyor burada o kadar değil daha burada teknik aslında çevresel geometrik hesaplı farklılıklar var o yüzden de Doncic boyalana daha rahat yaklaşıyor rakibin daha rahat ekarte edebiliyor alan açık olduğu için sonra burada fiziğini kullanarak alan oluşturuyor kendisine ve skoru buluyor burada da çok temasa girdiği için işte yine creeper sayısına döneceğim rakip de onu sindirmek için burada daha fazla fiziksel onu, ıı, ...aktiviteye zorluyorlar. Daha fazla darbe... ...daha fazla şey. E şimdi burada da... ...itiraz edersin. Yani... E, ...gerçekten bazen pozisyonlar... ...kaçıyor. Bu Doncic üzerinde de değil. Mesela LeBron James'te de bu çok oluyor. O, o Doncic'ten de çok kuvvetli. Davis'te de oluyor. Yani bu tarz kuvvetli oyun ya da Antetokounmpo... ...Antetokounmpo'nun bazı pozisyonları var. Artık böyle vuruyorlar, itiyorlar falan... ...o böyle smaçla bitirdikten sonra hakemin umurunda olmuyor. Halbuki faal var. Ya bu tip pozisyonlar işte... E, oyuncuların biraz ağırını koyacağı, psikolojik üstünü alacağı pozisyonlar. O yüzden de Don Çiçe burada gidip de vay çok söyleniyorsun demek inanılmaz saçma. E, bunu eleştirebilirsin. Genel bir eleştiri yapabilirsin ama Don Çiçe'nin çok söylendiği için rakip e, pardon takım savunmasını düşürdüğünü söylemek de çok saçma ki birazdan Dallas'a geçerken ondan bahsedeceğim. Dallas savunmasının en kötüsü bile değil Don Çiçe. Yani Porzingis, Hardaway, Jason Richardson gibi burada hani Hardy ve Richardson gibi özellikle savunmada etkili olması beklenen isimler bile şu anda Dallas'ta çok daha kötü savunma seviyesindeler ki Doncic iyi yeah, efor sarf ediyor burada. Bunu da birazdan konuşacağız. Evet genel olarak toparlarsam bu kısmı yani yorumcuların işte bu tarz belli anlardan cımbızlayıp belli bir örnek havuzu oluşturmadan bir analize varması. E, yaptığı yanlış bir yorumun e, genele yayması, belki de sadece bir an için bir pozisyon için doğru olanın genele yayılması. E, bu, bunlar hep biraz çuvaldız tarafı dedim. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani e, sene başında belirleyeceğiniz bir yorum ya da bir maç özünde yapacağınız tek bir yorum sizi gibi genelleme itemez. Yine tarafında da e, izleyicinin biraz da artık yani biz renkli şeyler seviyoruz. Diğer tarafımıza değil ama Lafı gelince de abi savunma tabii savunma diye konuşmaktan da itina etmiyoruz kısmı da. Tabii iğne kısmı onu da kendinize batıracaksınız. Çünkü bütün sene şu olur ya NBA'de savunma yok denir. Playoff'lar gelince de herkes savunma konuşur. Abi savunma önemli savunma şöyle savunma böyle. E, bu böyledir hani bu sene tabii yani yine şunu da söyleyeyim. Şu itirazda kabul edilebilir bir itiraz bu sene özel bir sezon. Özellikle de yazın yapılan bubble çok kısa bir ara. Oyuncular şu an fizik olarak birçok oyuncu hiç hazır değil, mental olarak hiç hazır değil. Hala 15-20-25 maç oldu, hala oyuncular ritim bulamamış oyuncular takımlar var. Bu özel bir durum olabilir. Savunmalar daha düşük, bazen çok yükseliyor, bazen çok düşüyor. Ama burada da şey görüyoruz yani savunma hücum dengesini oluşturan takımlarda. Çatlı yönü atılıyor işte Lakers gibi. Utah gibi, Utah şu an belki de en iyi takım bu konuda. Bunlar normal bu sezon için. Hani bir parantez içinde yine söylersem bunlar normal ama genele baktığımızda e, savunma biraz şey gibidir. E, kalça gibidir. E, herkes <laughs> bahane gibidir. Bahane de de olur e, deyip buradan Dallas'a geçiyoruz. Evet bu haftanın takımı da Dallas. Dallas'ta devam ediyoruz. Dallas'ta sıkıntı çok. Maalesef sorun çok yani bu senenin belki de bir anda geçen sene özellikle Bubble'da Porzingis'in sakatlığına kadar verdiği performansı düşününce, savunma performansını hiç fena almadığını düşününce ki Bubble özelinde konuşuyorum. Yani Doncic zaten inanılmaz oynuyor ki bu sene için de genel olarak söyleyeyim. yani şu anda aslında en üst seviyesinde değil daha çok uzak oradan özellikle yüzler olarak bir, biraz zayıf durumda. Dallas'tan daha fazlası açıkçası bekleniyordu. Tabi bunda bubble arasının az olması, işte takımın genel olarak Covid'le uğraşması, herkesin 9 maç, 10 maç, 11 maçlar kaçırması. Özellikle hem takım ritminin hem de bu oyuncunun bireysel, fiziksel olarak hem de mentor olarak performansını bulmasını çok zorlaştırdı. Hatta bu 10 maç kayıp artı üzerine belki bir 10 maç daha bu ritmi bulmak, bulmak için geçecek bir zaman kaybı ekleyecek. De bunları önden söylüyorum ki bu kabulleri yapalım. Bunların hepsi şimdi bahsedeceğim durumlar üzerinde etkili ama yine de bu kadar kötü olmasını eleştirmek zorundayız. Eğer bu takım bu konularda eleştirilmezse cidden hani ilerledikçe işler onlar için çok daha zor olacak ama ışık şimdilik hiç fena değil. Riccardo ufak-ufak toparlıyor bu takımı. Şimdi önce birkaç istatistik vereceğim. Özellikle de Dallas'ın zaten savunması herkes olabilir. herkesin malumu inanılmaz kötü gözüküyor. Özellikle de geçişlerde, hızlı hücumlarda e, yarı sahadaki tempolu takımlara karşı vesaire çok kötü gözüküyor ama başka sorunlar da var. Özellikle rakibe üçlük vermede ve Defensive Rebound'da baya kötü durumda. Ligin dibine yakınlar. E, üç, rakibe üçlük verme yani rakibe üçlük deneme imkanı vermede 22. sıradalar. 30 takım arasında. Savunma Rebound'ı e, sayılarında 23. sıradalar. Ki burada ciddi hücum ribauntları da verebiliyorlar takımlara. %41 ile köşe üçlüğü veriyorlar. Bu özellikle geçişlerde çok göze batıyor. Yani rakipler Dallas'ı geçiş hücumunda yakaladığı anda... ...yarı sahada birkaç saniye geçirip... öyle ofense çok hızlı köşe üçlüğü bulabiliyorlar. Oralara kesinlikle yetişemiyor Dallas. Buradaki ana sorunlardan biri geri koşmak değil sadece. Dallas çok 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 kötü geri koşmuyor. Hani görüyorsunuz yarı sahada bir yoğunluğu yakalıyor ama... Buradaki ana konu rakip geldiğinde herkes oyuncusunu bulamıyor. buradaki paylaşım çok kötü. Çok iletişimde büyük sıkıntı var. İlk kompleks hatayı burada yapıyorlar. Bir de erken screen'ler yerlerse Dallaslı oyuncular işleri iyice karışıyor, kafaları iyice karışıyor. artı bunun üzerine bir de eforsuzluk. Yani eforsuzluk. Yani daha doğrusu burada fiziksel yetersizlik daha doğru olabilir. Çünkü hani çok fiziksel iyi durumlarda koşmuyorlar değil. Bu çok göze batıyor. Yani bir koç gözüyle baktığımda orada birçok oyuncunun fiziksel olarak hazır olmadığını çok rahat hissedebiliyorum. Ee, bu yüzden de o beklenen eforu da sarf edemiyorlar. Bu zamanla düzelebilir. Bunu sarf ettikleri zaman bu üçlük yüzdeleri e, geri dönüşlerdeki geçiş hücumlarına verdikleri tepkiler savunma organizasyonu oluşması toparlayabilir. Devam edelim. Çem daha da kötü kısma geliyorum şimdi. Boyalı alan ve çemberde rakibe verdikleri yüzdeler %67.6 29. sırada burada Dallas. Bu inanılmaz bir yüzde. Yani burada boyalı alanda gerçekten fink atıyor takımlar. Bunu maçta da görüyorsunuz. Bunun yine kötü yanı esasında şu. Dallas rakibini %80 oranında aslında yarı saha set hücumuna çekebiliyor. Yani zaten Rick Carlisle buradaki sorunu tespit etmiş durumda. Dallas kaldırat yaptığı zaman ki bunu bazen yapıyor oyuncular çok tatsız ki Doncic o yüzden de domine ediyor biraz. Yani kredi olarak Doncic dışında birileri oyunu domine etmezse Doncic kadar kredisi olan kimse yok ve çok kötü tercihler başlıyor. Burada bir istisna Jalen Brunson olabilir. Özellikle kenardan geldiği dönemlerde özel çembere atak edip rakip savunmayı bozup çok daha dengeli pozisyonlar yaratabiliyor Dallas için. Doncic'in arkasına onu yazarım. Ee, ama Doncic dışında da domine etmek, Donchic'le birlikte bu oyunu domine etmek zorundalar. Çünkü takım çok hızlı kopuyor. Kopuyordan da kastım şu o ilk erken şut atıldığı zaman geri koşulamıyor. Ee, rebound zaten force edecek güç yok. Yani bir, yani bu takım hem erken hücum kullanır hem de böyle Denver tarzı devam hücum reboundu kovalayan bir takım olsa biraz daha da derim ki yani orada evet force edip baskılayıp e, olabildiğince az geçiş hücumu yemeye çalışıyorlar. İkinci şans yaratmaya çalışıyorlar derim. Bu da yok. O yüzden de e, geri dönüşlerde çok fazla çemberde yüzde vermeye başlıyorlar. Artı e, bu yüzde yirmilik kısımda olan yüzde seksende de yarı saha set hücumuna çektikten sonra da boyalı alan ve bölgesinde caydırıcı hiçbir savunmacı yok. Porzingis çok kötü. Paul hiç formunda değil. Sakatlıktan döndü ama ben çok daha iyi olmasını bekliyordum. Misal hiç orada değil. Kleber yani e, oynuyor ama birebir savunmada ne kadar iyi olsa da şu an Komplike savunmada, yardımlarda, e, geçişlerde, pick and roll'lerde çok sallanıyor. E, i̇şte Willi Kallestein, evet maçın belli anlamda iyi oynasa da e, bazen o an diyorsun ne iyi kaldı rakibin önünde. Bazen de bir bakıyorsun hiç yok sağda. Yani e, çok dengesiz o da bu konuda. O yüzden Rick arada da arıyor. Bir maçı Willi Kallestein ile bitiyor, öbür maçı Klöber ile bitiriyor. Far problemi yoksa bazen Porzingis de orayı zorluyor. Porzingis çok kötüyse... Onu hücumda kullanıp savunmada saklamaya çalışıyor. Savunmada saklayamadığı zaman da işte Golden State mesela son örnekler geçen hafta iki maç üst üste oynadı Dallas. Özellikle de Porzingis bu iki Golden State maçında ilk maçta Toskana'ya özellikle onu savunmada orada tutup hani fazla karıştırmayalım ortada derken Toskana inanılmaz 14 sayı vermiş ve Toskana bile orada hani biraz daha fazla top kullanıyorsa belki 20 sayılara çıkacakmış. Fena rezil olmuş. İkinci maçta da Draymond Green'le eşleştirdiler. Hani Green en azından ona şut vermek yerine yani orada riske edebiliriz. Hemen gömülebilir gibi düşünüyor. Orada da Curry ortaya çıktı ve o cezalandırdı. Özellikle Curry'nin bile ki yani baktığınızda fiziksel olarak yanında çok küçük kalsa da... ...ne kadar güçlü olduğunu Porzingis'e göre gördük. Çünkü özellikle de Porzingis'e kart ettikten sonra... ...fiziğini potayla Porzingis'in arasına koyup ona devamlı uzak tuttu blok tehditlerinden kaçtı. Porzingis burada ne kadar yumuşak kaldığını özellikle bu iki maçta çok net tekrar gösterdi. Yani burada dediğim gibi genel olarak e, dış alan savunmasında, arka, ön alanda, arka alanda ciddi savunma sorunu var. E, ki burada e, Clinic the Glass istatistiklerine baktığımızda 100 pozisyon başına e, rakibe skor verme ortalamasında Porzingis e, en tepede. Yani Porzingis burada 5.5-6 civarı sayı veriyor. Arkasından Jason Richardson geliyor. Arkasından da Hardaway geliyor. İkisi de onlar da üçer yaklaşık 3 üç, üç buçuk civarı sayı veriyorlar. Bu da çok kötü. Artı olarak zaten bir de Dallas Transition'da rakiplerine artı 3.3 sayı veriyor. Burada da 22. sıradalar. ki Doğan hemen burada değinelim. Zekla o konusundan bahsetmiştim az önceki bölümde. ilk i̇lk bölümde Zach dediğinin aksine Doğan ise burada Savunma olarak belki de Dallas'ı hani savunması düşük olarak kabul edebileceğimiz oyuncu arasında en az zarar veren oyuncu. O da yaklaşık 0.5-1 civarı bir etki ediyor. Ki Don't için eforu burada takdir edilebilir. Özellikle Don't için sahadaki konum bilgisi, oyun bilgisi, rakibe göre kendini konumlandırması, oyunu devamlı görüyor olması, vision olarak çok geniş olması. Onun aslında savunma zaaflarını da kapatıyor. O yüzden bir hücum faal alabiliyor, bir pas arası yapabiliyor. Ayağını çizgiye göre doğru konumlandırdığında rakibi dışarı itebiliyor, geçirmeyebiliyor, top çalabiliyor. Çok birebir kaldığında ya da boyalı alanda birebir çok ezildiğinde yani fizikli bir oyuncu tarafından ezildiğinde zorlanıyor tabii. Bunlardan kaçarı yok. Ama geçmiş yıllara göre kesinlikle verdiği efor yaptığı denemeler ciddiyeti çok daha Yüksek e, asıl sorun kesinlikle şu anda donçiş değil, total bir takım sorunu var dallas'ta takım savunması sorunu var. Bu da hücumla birleşiyor. Hani hep şundan bahsediyor. işte iyi savunmayla iyi hücum, iyi savunma iyi hücum besler. Hayır iyi hücumda işte nasıl savunmayı besliyor bunu görüyoruz. Siz birazcık e, erken hücumu beceremezseniz, birazcık e, rakip yarı sahada dağılırsanız bu sefer de savunmanız berbat olmaya başlıyor ki yıllardır mesela bu Spurs'un da sorundur. Hep eleştirilir e, Popovic. Ben de eleştiriyorum. Yani üçlük, üçlük deneme sayıları ve rakibe göre üçlük konulansı onu biraz artık kırıyor Spurs. Kırdı da hatta. Hani daha iyi oyunculara daha da çok kıracak belki ileride. Onun derdi biraz oydu. Ya da Denver'ın yaşadığı sorun oydu. Yani hücumda biraz dengesizlik. Eğer savunmanız kötüyse savunmaya normalden artı iki artı üç zarar vermeye Başlıyor. İstatistiklere devam edeceğim. Ee, genel savunmada da yine 23. Sıradalar. Ee, klasik Defensive Rating e, istatistiğinde de 26. Sırada Dallas. Bunların hepsi e, savunmalı ne kadar kötü olduklarını ve teknik kısımlarda hangi alanlarda saçmadıklarını gösteriyor. Peki burada Porzingis'i barındırabilecek mi Dallas? Belki de şu an herkesin sorduğu soru bu yakın dönemde ya da sene sonunda işte ya da ge gelecek sene pardon e, tabi Yanis konusu bütün takımlara anılıyordu. Yanis şimdi Bucks'la anlaştı. Artık takas da falan almak hani elinize çok iyi asetler. yoksa çok zor. Tabii ki takas kapısı açık olacak bence Yanis için her zaman ama artık alması çok doğru dallasın. Öyle bir aseti de yok. Porzingis de onu karşılayabilecek bir seviyede değil. Başka takımlara da Porzingis'i şu seviyede verebilmek çok zor. Çünkü şu an çok temelde iyi bir şutör olarak kalıyor. Bence bunun çok daha ötesinde bir oyuncu. Onun da ana sorunu e, birebir oyununda yani drip, ilk jab step yani ilk topu aldıktan sonraki o triple threat üçlü tehdit anında aslında çok e, tehditkar olabilecekken her üç pozisyonda e, her üç tehditli de rakibi zorlayabilecekken bunun üzerine çok gitmiyor. Bunun da bence nedeni ki bunu artık ligde birçok oyuncuda görüyoruz yazın çalışmamak. Yani Porzingis de o yazın çalışmayan tayfaya katılmış durumda. Bunun kiloyla şununla bununla da hiç alakası yok. Zaten Porzingis kilolu bir oyuncu da değil ama yani şu da oluyor yani çalışmamış kilo almış. Herhalde teknik bir çalışma da yeterli. Yine kilo alıyor. Kilo çok dert değil. Yani vücut ödem bile tutmuş olabilir. Zaten playoff'lara geldiğinde buna hiçbiri kalmıyor. Hiçbir derdi yok. Sakatlık riskini alacak kadar almadığın sürece yani yok için o ilk dönemi gibi olmadığın sürece hiç sorun yok. Ama asıl sorun işte sen yazın teknik olarak ne kadar çalış. Çünkü aslında yazın tabii ki fiziksel gelişimin çok önemli ama tehditlerini keskinleştirecek, arttıracak çalışmaları yapman lazım. Yani bugün Porzingis'e bakıyoruz. İlk adımı üzerinden hızlı bir sağını dripping, crossover çek, şut dışında ciddi keskinleştirip üzerine koyabildi hiçbir şey yok. Mesela bakalım hani yok için tek adım fade away şutu böyle Doncic'ten verdiği ya da Curry'nin bu sene artık Üzerine geçmişte de yapması hemen daha da koyduğu vücudunu havada kullanma ee, özellikle de hani burada çok kaybolup gidebiliyordu e, Curry ilk zamanlarında baskı yiyordu rakibi geçse bile içeride boğabiliyorlardı fale onu sindirebiliyorlardı o kadar güçlendi ki o kadar keskinleştirdi ki buradaki işte o circuit circuit shot dediğimiz o biraz da e, circuit shot pardon tamam yani daha bir abuk subuk şutları da sokabilecek e, o gücü dengeyi sağladıktan sonra tehditleri arttı. Ya da işte donç için her sene üzerine koyduğu artık boyalı alanda saçma sapan atabildiği her pozisyon. Saymakla bitmez. Burada birçok örnek var ya. Burada işte Jaylen Brown'un özellikle boyalı alana yaptığı drive'lardaki dengesi, buradaki tehditleri, bitiriş şekilleri. Ya bu oyuncuların çalıştığı belli olurken çalışmayan oyuncuların da tam tersine işte Porzingis gibi artık çok göze batıyor. Ee, evet yüzleri soktuğu zaman çok tehlikeli. Yani yüzünü döndüğü zaman çok tehlikeli. Ben bir de şuradan anlıyorum bunu. Ne zaman ki bir oyuncu yüzü dönük oynamaktan kaçmaya başlıyorsa hazır değildir. mesela Porzingis geçmiş yılını düşünün. Çok fazla posta kaldığı için Rick onun sistemini biraz değiştirip daha yüzü dönük hale getirmişti. Çemberden biraz daha uzaklaştırmıştı. Orta mesafede üçlük denemelerini arttırmıştı ve çok iyi hale gelmişti. Bu sene bakıyoruz. Hemen böyle biraz sallandı mı kıçını dönüyor rakibe. Ve bu da hemen hissediliyor. Porzingis konusu şu an Dallas için tatsız. Sadece savunma değil, hücumda da eski yüzdeleri yok. Ve onu barındırmak savunmada her geçen gün daha zor oluyor. Ve son Atlanta maçında tabii far problemi de vardı biraz ama son Atlanta maçında iyice son bölümün rotasyondan çıkmak zorunda kaldı savunmayı yüksek tutmak için. Çünkü artık üst üste kayıplardı. Don Cic de tabii bu da etki ediyor. İşte Zeklav örneğinde Don Cic'in sinirlenme nedenlerinden biri sadece aslında kendine kızması, Hakeme kızması da değil takıma da kızıyor artık. için psikolojisi biraz öyle. Biraz değişik bir oyuncu. Yani e, durup dururken çok emotional, çok duygusal tepkiler verebiliyor. Bu biraz takımla da ilgili bence. E, burada ne Jason Richardson'la ne Hardaway'le e, ne Porzingis'le tam bir uyum halinde de değil. Bence şu an en büyük partneri Brunson. Jalen Brunson'la çok iyi anlaşıyorlar. Özellikle ikisi sahadayken birbirlerinin nerede düştüğünü, nerede sıkıştırmadığını, nerede olması gerektiğini, mesafe ayarlama konularını mükemmel yapıyorlar. Branc'ın da zaten özellikle klaş anları geldiğinde, maç sonları geldiğinde süresi artıyor. O da Dallas için önemli. Onun dışında Dallas'la ilgili ekleyeceğim ve evet, savunmadan çok bahsettik ama hücum tarafında da ciddi sorunlar var. Buradaki ana sorunlardan biri hiçbir oyuncu hiçbir pozisyonu zorlamıyor. Yani burada bir ekstra hücum rebound'u zorlamaktan da bahsetmiyorum sadece. Rakibin üzerine gitmek, ekstra bir ikinci şans sayısı yaratmak için konumlanma sağlamak, pozisyonları, özellikle dip katlarda topsuz oyunlarla desteklemek, burada devamlı hareketli kalmak vesaire bunlarda çok zorlanıyorlar. Yani Doncic son ana kadar bekliyor. Drive ediyor, baskı gelirse şutu arıyor, oyuncuyu arıyor. Pik and roll oynamaya çalışıyor. Ama burada yeterli eforu maalesef takım arkadaşlarından bulamıyor. Bu da onu sıkan konulardan biri bence ki bu da net olarak fark ediliyor. Son olarak da Rick Carly'dan biraz bahsedeceğim. Evet kendisi takımdaki sorunları tespit etmiş durumda. Savunmadaki sorunları, hücum dengesinin yani hücumdaki top tercihlerinin dallası savunmada ne kadar etkilediğini de farkında. Burada doğru tercihleri, doğru tespitleri var ama onu da eleştirmemiz gerekiyor. Hala Dallas kombine savunmalarda, pick and roll savunmalarında topsuz e, alandaki fake picklerde, buradaki e, gelen back picklerde bunlara yapılacak savunmalarda hala çözümleri yok. Oyuncular bazen sahada böyle aval aval geziyorlar. Abi ne yapacağız şimdi falan diye böyle bir panik oluyorlar. Burada biraz e, sadece Carlisle değil, Staff'ın da, da bir eleştiri yapmamız lazım. Bu hazırlıksızlık onları açıkçası çok etkiliyor. Burada artık oyuncuların evet hani mola dönüşlerine dikkat edin mola dönüşlerine daha iyi dallas hani buralarda daha dikkatli olabiliyor ama e, genelde çok eksikler tabi Rick Carlin'de eli dar yani en başta söylediğim gibi ne Porzingis ne Powell ne VCS ne Kleber e, şu an hazır değiller fiziksel olarak da hazır değiller onlar eğer fiziksel olarak hazır olurlarsa ve son durumlarını gördüğümüzde de bu savunmalar devam ediyor olursa işte o zaman ile ilgili eleştirilerde daha da artmalı bence. Evet bugünlük bu kadar. Dallas'tan da bahsettik. Haftaya başka konular ve başka belki bir veya iki takımla yine burada olmaya çalışacağım. Gündem biraz kısır kalıyor. Belki takaslar kopmaya başlar. Delikros takası oldu. Bugün üzerine durmadım ama biraz izlemek istiyorum. Ondan sonra konuşmak istedim. Lowry takası gündemde. Bol takasları gündemde. Her Drummond zaten e, devamlı takas konusunda adı geçiyor. Chicago takas yapacak mı? Dallas birilerini alacak mı? Boston uzun oyuncu, kanat oyuncusu kovalıyor. Biraz takas gündemi ileride hareketlenebilir. E, buralara o hareketlilik geldiğinde gireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çana tıklamayı unutmayın. Bildirimler gelmiyor yoksa. Bazen tıklasanız da gelmiyor. Ne yapalım? Youtube işte. Sever de döver de. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz. Bay bay.